Motosiklete fısıldayan adamdan hepinize merhaba. Bugün işe gidiyoruz yine malum. Son mesai günü, günlerden cuma. Genelde cumaları mezle işe giderim. Keyif yapayım diye. Bildiğiniz üzere yadigarı memleketten getirdim. Çünkü benim pulsarı sattım. İşte motor ihtiyacımız oldu. Dedik ki bir yıla yakın dinlendi. Hadi getirelim. Getirdik. Çalıştırdık falan. Kurduk. Mez geliyor. İkinci videosunu maalesef çekemedik. Yani çekmiştik ama maalesef yayınlayamadım. Çünkü kameramın hafıza kartına virüs girdi. Aynı zamanda bilgisayara da bulaştı. Mahvetti her şeyi. Ağlaya ağlaya sildim o görüntüleri maalesef. Kullanamadım. İşte motor geldikten sonra kısacası o videodan bahsedeyim. İşte hemen benzinini koyduk. Ivır zıvır sağını solunu taktık. Bastık marşa, çalıştı Allah'a şükür. Bir sıkıntı olmadı. İstanbul'a da geleli motor hemen hemen 263 km falan yaptı şu an. Göstergesini değiştirdim. Çünkü o üzerindeki gösterge, yani Mondial'in dandik bir modelinin göstergesiydi. Beğenmiyordum tipini, şeklini, böyle hani eşek gibi sırıtıyordu. Yan sanayi YBR 125 göstergesi taktım. Devir saatine bağlamadım henüz. Çünkü devir saatinin okuması biraz fazla gösteriyordu bunda. İşte motor çalışınca Roland'de 4000 devir falan gösteriyordu. Onun o akımını düşürmem lazım. İşte bir sağlam bir elektronikçi arıyorum. Yani bunun voltaj gerilimini ölçüp ona göre işte bunu nasıl düşürebilirim, onu bulabileceğim. Sanırım bunu da yapabileceğim birilerini bulabilirim inşallah. Benim motoru sattığım için pulsarı, bir Discover'ım var, bir de Mez'im vardı işte. 3 motordu. İşe normalde Discover'la gidip geliyorum. Tamam, güzel motor, konforlu, sessiz, yine sınıfına göre en güçlüsü, hızlı. Güzel gidiyor, namussuz ama. Yok abi, motor. Motor dedim abi, Mez ya. Şununla bir gidiyorum, yemin ediyorum günüm böyle full enerjik geçiyor. Sesi yetiyor, gidişi yetiyor. Bir de şu motorla şöyle bir güzel yanım oluyor. Işıklarda duruyorum, ne bileyim trafikte gidiyorum. İnsanlar hep şöyle bir bakıyor. Aa, Mez'e bak falan. Aa, benim babamda da vardı, abimde vardı, bende de vardı. Kaza yaptım, sattım diyenler oluyor. Yolda gidiyorsunuz, araba kullananlar korna çalıyor falan. Hani geçmişimizde olan bir motosiklet olduğu için, bir de böyle güzel temiz halini görünce insanlar vay be diyor, neyi bakmışsın diyor. Tabi siz biliyorsunuz benim bu motorla olan sevgim, aşkım ayrı. O yüzden bakıyoruz. İsterim ki sonsuza kadar ailemde kalsın. İyi bir mes, kompresyonu iyiyse, bakımlıysa, rölantisi budur arkadaşlar. Böyle tın 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 sayar tek tek. Lambada müebbet verdi bize. Vay, yandı, inanamıyorum. Biraz susayım da siz yadigarın sesini dinleyin. Thank you.
Şimdi aslında isterdim ki bu motosiklet hani tam %100 haliyle orijinal kalabilsin, korunabilsin ama onu sağlayamadık maalesef. Çünkü motorun bizden önceki sahibinde, geçmişinde kuryede kullanılmış bir motosiklet bu aslında. Kaza yapmış, işte motor kilitlemiş, kaportası falan çok kötüydü. Yani ben çocukken iyi hatırlıyorum, bu motorun geldiği günü hatırlıyorum bize. O zamanlar 7-8 yaşında biriydim. Leşti, göstergesi kırık, döküktü, çalışmıyordu. Bir kere benim tahminim, bu motor kafadan bir 250-300 bini var, temiz. 300 bin aynı blok, aynı silindir. Sadece rektefe gördü. Bizim kullanımımızda ortalama bir rektefe ettiğin zaman bunu 10 yıl gidiyor bize. 10 yıl kemiksiz gidiyor. Bakım maliyeti yok hani. Zincir dişli bozmaz. İşte 96 model zincir dişli setini daha geçtiğimiz yıl yeniledim. Artık ölmüş, bırak da ölsün. Tabii bizden önce değişmiştir muhtemelen bir kere ama o yıllardan beri, benim ta yani ilkokul zamanlarımda oturduğum anından beri ve şu an yaşım 26, hiç değişmemişti yani, ihtiyaç görmemiştik. O kadar da giden bir motor. Şimdi bu motosiklet iki zamanlı olduğu için acayip şişiyor. Tabii ben bu şişmesini engellemek için, yani aşırı hararetini kesebilmek için motor bloğun üzerindeki bütün boyayı kazıdım, çıplak alüminyuma indim ki daha iyi serinlesin diye. Bu ciddi fark etti motosiklette. Mez genel olarak devir seven ve serin hava seven. Şu an hava yaklaşık 8-9 derece. Şu an tam onun havası. Bayılıyor böyle gitmeye. Rolanti'de uzun süre durduğu zaman durukak trafikte debriyaj ve şanzımanı sapıtmaya başlıyor. Manyaklaşmaya başlıyor. Şöyle mesela boşa zor geçiyor. Veya ikiye zor atıyor bir anda. Ama biraz gitsin, serinlesin, onların hepsini kesiyor anında. Bir de mezin sevmediğim yanlarından birisi, yine iki zamanlı olduğu için ve biel kolu, bunların krank kolu kısa olduğu için çok devir çeviriyor. Dik yokuşlarla başı hoş değil. Mesela acemi biriyseniz, özellikle mez kullanmayı bilmiyorsanız, dik yokuşlar size büyük bela olacaktır. Şöyle ki durdun dik bir yokuşta, kalkmak istiyorsun, motor hırr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 r
yokuşta kaldırabilmem için motoru ciddi böyle tı 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 tırrrr yapıp hani G gibi bağırttırıp öyle gaz açman gerekiyor. O zaman da güzel kalkıyor ama acemiysen kafana geçiyor motor, hani güç. Güç musluğu şey gibi düşün yani, musluğu açıyorsun direkt full ayarı açılıyor. Kapatıyorsun full kapanıyor, hani ortası yok. O şekil ama namussuz yolunu buldun mu hiç affetmez. Hani 20. yüzyıl teknolojisiyle olan yılların motosikleti. Yıl olmuş neredeyse 22. yüzyıl. Hala gücü kudreti yerinde olması insanı hayret etmiyor değil. Evet, Almanlar yapmış abi.
Hani Mez öyle bir motordur ki abi gaz versene gidelim ya. Hani şeydir, hani bir uzak bir akrabanızı düşünün. Hani böyle pavyona falan meraklıdır, Ankara'dadır hani. Ya enişte bizi pavyona götürsene, hani pavyona gidelim. Bir kere gider hep ister ya. Ay aynı mesela. Namussuz devir çevirmeye bayılıyor. Hani 13.000 devir falan çeviriyor bunlar ortalama ve kesici yok. 13'ün üzerine de çıkabiliyor. 13.000 devir diyorum arkadaşlar. 96 model iki zamanlı Doğu Alman yapımı bir motosiklet. Gazı verir vermez tabanca gibi uzar. Evet, şimdi bir de ışıklarda kalkış yapalım arkadaşlar. Çok iyi denk geldi. Benim iş yerime de geldik sayılır. Video birazdan bitecek maalesef ama ikinci parta devam edeceğiz. Hadi hazırlanalım. Hemen 140'ı da devirdik. Daha bu arada 5'e atmamıştım motosikleti. 4'teydik daha. 4'te 140. Neyse, ben iş yerime geldim. Birazdan görüşürüz arkadaşlar.